kitabından bahsedeceğim. Selam, ben Tuğçe. Bugün size yeni tanıştığım bir yazardan ve onun beni çok etkileyen bir kitabından bahsedeceğim. Hiç tahmin etmemiştim bu kitabı okumaya başlarken ya da alırken bundan bu kadar etkilenip onunla ilgili ayrı bir video yapmak isteyeceğimi. Jean-Louis Fournier'in Dul isimli kitabıyla tanıştım ben yazarla. Zaten kitaba başlar başlamaz da bitirdim. Aynı gün içerisinde bitti kitap. Okuduktan sonra ikinci bir kitabını daha sipariş ettim. Ama diğer kitapları şu anda ne yazık ki piyasada yok. Mümkün olsa hepsini birden almak istedim. O kadar sevdim dilini, üslubunu ve anlatım şeklini. Bir kitabı daha sanırım yazarım piyasada. Hani Kuzeyli Annem isimli kitap olması lazım. Ama onun dışında hiçbir kitabı şu anda piyasada değil. Bazı sitelerde buldum ama absürt rakamlara satılıyor. 180 TL, 200 TL gibi rakamlara satılan kitaplarını buldum. Sanırım piyasada olmadığı için fırsatçıların eline geçmiş. Ve üzüldüm açıkçası. Umarım yine bir yazarın diğer kitaplarını en kısa sürede tekrar basar ve bizler de okuma zevkine erişebiliriz. Çünkü Jean-Louis bize yaşadığı acıyı öyle içten bir şekilde anlatmış ki, bizi öyle bir ortak etmiş ki, istiyorsunuz ki o kalemden çıkan bütün her şeyi okuyayım. Jean-Louis Fransız bir yazar ve bir dul. Şu anda hala hayatta. Ve bu kitabında da eşinden, kaybettiği eşinden, onunla geçmişte yaşadığı güzel anılardan, şu anda mücadele ettiği zorluklardan, onun yokluğuyla birlikte başa çıkmaya çalıştığı şeylerden, ona olan aşkından, yani kendinden de bahsediyor aslında. Ve burada bahsettiği şeyler, o cümleler o kadar gerçek ki hem size dokunuyor, içinizi acıtıyor hem de yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşmasına sebep oluyor. Mesela şöyle bir kısım var. Diyor ki eşine, ben şu anda bu kitabı yazıyorum, yazmayı seviyorum, seni anlatıyorum. Sanki sen de omzumun arkasından beni izliyorsun, yazdıklarımı okuyormuşsun gibi hissediyorum diyor. Yani bu sadece bir örnek. Jean-Louis karısı öldükten sonra eve gelmeye devam eden postalara, hediyelere, banka bildirimlerine sitem ediyor. O öldü diyor. Aslında bunu size bildirmiştik. Neden hala o yaşıyormuş gibi yapıyorsunuz? Neden hala onu kendi listenizden çıkarmadınız? Sizin listeniz sonsuz ama hayatın kendisi sonsuz değil. Onun giydiği mantoyu kaldırmadığını söylüyor. O mantonun önünden her geçişinde onun kokusunu içine çektiğini anlatıyor. Odanın ektiği çiçeklerin büyüyüşünden aslında karısına bahsediyor yazdıklarında. Ya da evdeki saatin bozuluşunu bile buna bağlıyor. Sanki sen öldükten sonra zamanın akmasını göstermek istemiyordu diyor. Ampul mü? Ampul mü patladı? Ben bu ampulü değiştirmek istemiyorum. Çünkü gerek yok. Ben zaten hep karanlıktayım. Sen gittiğin günden beri diyor. Onunla yediği yemeklerden, gittiği alışverişlerden, yaptıkları seyahatlerden vesaire vesaire birçok şeyden, acı tatlı çok güzel şeylerden bahsediyor. Ve Jean-Louis diyor ki, ben bencilim, hep ilk ölenin ben olacağımı düşünmüştüm ama sen benden önce öldün diyor. Ve bununla başa çıkmakta gerçekten zorlanıyor. Ve kitapta farklı yazarlardan çok güzel alıntılar yapıyor. O yaptığı alıntılar da sanki kendi cümleleriymişçesine size samimi ve yerinde geliyor. Yer yer eşinin hayattayken ona söyleyemediklerinden bahsediyor. Yer yer bazı itiraflarda bulunuyor. Hala onu gördüğünü, onu izlediğini düşünüyor. Ölüm ve yaşam kavramlarını bizim kafamızda da sorgulatmamıza sebep oluyor. Kitapta beni en çok etkileyen cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hatırlıyorum, neredeyse her gece uyandığımda nefes alıyor musun diye bakardım ya da bedenin soğumuş mu diye elimle yoklardım. Daha karısı hayattayken, sağlıklıyken onu kaybedebilme korkusu yaşayan bir adamın yazdığı bir cümle bu. Ben bu kitaptan özellikle bahsetmek istedim çünkü bu durumu henüz yaşamamış olmamız bir gün yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Ve belki bazen unutuyoruz, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Bazı şeyleri öfkelenip kızabiliyoruz. Ya da bazı şeyleri yaşarız zaten bir gün şunu yaparız diye erteleyebiliyoruz sevdiğimiz insanlara karşı. Yani sadece eşiniz, karınız, kocanız olarak düşünmeyin. Yani bir hayat arkadaşı olarak düşünmeyin. Farklı insanlarla olan ikili ilişkilerinizi de düşünebilirsiniz bu anlamda. Ama tabii ki de kitapta bir karı koca ilişkisinden bahsediliyor. Yani siz sevdiğinizi, en yakınınızı, hayat arkadaşınızı henüz kaybetmediyseniz daha sonra kaybetmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için de kitaptan bahsediyorum ki belki bundan sonra ilişkimizdeki yaklaşımlarımız yıllar sonra keşke dememek için bugün yapacaklarımız değişiklik gösterebilir, önceliklerimiz değişebilir.
Çünkü biz insanoğlu olarak ne yazık ki bir şeyler başımıza gelmeden onun sonuçlarını öngöremiyoruz. Mesela Jean-Louis gibi ıssızlaşmış, eşinin yoksunluğuyla yalnızlaşmış bir adama denk geldiğimizde ya da bizzat biz kendimiz ıssızlaştığımızda, biz o kişi haline dönüştüğümüzde bunun farkına varabiliyoruz. Tabii ki de bu hayatın gerçeği. Bundan kaçma gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir seçeneğimiz yok. Bunun için şu an hala hayattaysa eşiniz, karınız, kocanız, onun kıymetini o varken bilmek, ona söylemek istediklerinizi utanmadan, çekinmeden söyleyebilmek, ona karşı sevginizi dolu dolu gösterebilmek, sadece aklınızda yaşamak değil, ona somut olarak da gösterebilmek, ona hissettirebilmek de önemli. Bunları yapmamız ve ertelemememiz gerekiyor. Jean-Louis hayat arkadaşını kaybetti. Ona çok güzel satırlar hediye etti. Eşinin bir gün o satırları okuyabileceği düşüncesiyle bunları yazdı. Ve gerçek anlamda içine dökmüş oldu. Bunu da okurlarıyla paylaşmış oldu bu kitapla beraber. Yazarın başka bir kitabını okumadığım için genel anlamda kitaplarıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Ama bu kitabı okumanızı kesinlikle öneriyorum. Eğer sizin de aşka, sevgiye inancınız varsa, bunu bizzat yaşamış bir insansanız ya da bir gün yaşama umudunuz varsa, sevdiğinizi, hayat arkadaşınızı kaybetmişseniz ya da bir gün kaybedebilme korkusunu taşıyorsanız, kitabı okumanızı öneririm. Bu acıyı taze bir şekilde yaşamış olanlara önerebileceğim bir kitap değil açıkçası. Çünkü bu bireyi daha da büyük bir buhrana sürükleyebilir. Bu karaktere göre değişir. Herkes bu kadar güçlü olmayabilir. Jean-Louis ile aynı kaderi paylaşmış insanlar okudukları zaman muhtemelen kendilerini onun yerine koyacaklar. Ve onlar da aynı Jean-Louis gibi eşlerine, kaybettikleri eşlerine anılarından bahsedecekler. Onları belki yazmak isteyecekler, belki hafızalarında canlandırmak isteyecekler. Ama hüzünlenmemeleri tabii ki de mümkün değil. Unutmaları da mümkün değil. Bu acıyla yaşamayı öğrenmek çok zor. Jean-Louis ile aynı kaderi paylaşanlara da belki teselli niteliğinde bir kitap olacaktır. Genel anlamda yazarın dilini ve üslubunu çok beğendim. Oldukça akıcı bir şekilde sayfalar ilerledi. Zaten kitabın sayfaları öyle dolu dolu bile değil. Hani sanki gün gün yazılmış gibi şu şekilde. Azar azar, biraz biraz. Her aklına bir şey geldiğinde yazmış gibi. O kadar dokunaklı ki. Kitabı kesinlikle okumanızı öneririm. Eminim siz de benim gibi bu kitaptan sonra yazarın diğer kitaplarını da okumak isteyeceksiniz. Tek Yalnız Ben Değilim isimli kitabı geldikten sonra da umarım aynı şiddette etkilenirim. Ben bu yazarla tanıştığım için çok mutluyum. Keşke daha önce tanışsaydım diyorum. Ve mümkün olduğunca fazla insanın tanışabilmesi için de bu videoyu çektim. Umarım merak edenlere bir cevap niteliğinde olmuştur. Hiç bilmeyenler için de belki de yazarla tanışmalarına vesile olmuş olurum. Eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.